Akhisar'da görülen davada genç, namuslu, hepimizin güvenini kazanmış hakim Aytaç hakimimiz tam karara giderken terfi eder gibi İzmir'e yollanıp yerine eski maden kazalarında hayatını kaybedenleri suçlu bulmuş birini getirdiler. O burada bilinçli, o burada olası kastla hüküm kurması gerekirken bilinçli taksirle herkesi saldı yolladı. Yattığı yetti herkesin. Yargıtay'a gitti. İlgili dairede görüşüldü. İlgili daire 5-0 kararla olası kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın kardeşim diyen bir bozma kararı aldı. Doğru mu başkanım? Doğrudur. Yolladı o kararı buraya. 5 ay, 6 ay. Sercan Başkan dedi ki Yargıtay kararı yollamıyor. Yargıtay kararı yollamıyor. Ya nasıl yollamaz? Bunun normali ne kadar diyorum? Birkaç gün, bilemedim birkaç hafta diyorlar. 5,5 ay. 5,5 ayda bu 5 hakimin 3'ünü alıp yerine 3 tane iktidara müzahir hakim atadılar. Mesela bunlardan bir tanesi gar katliamı olduğu gün Adalet Bakanı olup, geçici Adalet Bakanı oluyordu o zaman tarafsız, kıkır kıkır gülen kişi o mahkemeye gitti. Her aldıkları kararlarla muhalifleri cezalandıran ve iktidar yanlısı tutum takıranlar o mahkemeye gitti. Ve bu üçü geldi, savcı buraya yollayacak karara itiraz etti. Danıştay tarihinde, Yargıtay tarihinde pek nadir olan bir şekilde itiraz etti. Geldi buraya. Bu sefer bu üçü 5-0 alınan kararı 3-2 kendi kararlarını düzelttiler. Sonra buraya yolladılar. Işık hızıyla aynı karar alındı. Soma defteri kapandı. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Bir yandan elbette sorunları dile getiriyoruz. Bir yandan müzakere ediyoruz. Bir yandan mücadele ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı mücadele görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz. Soma'daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma'ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa yumamaz gözü açık gider. Bu kadar açık söylüyorum. Ve bugün burada bir zafer sarhoşluğu içinde değil, haklı bir mücadelenin önemli bir kademesini başarmış insanları tebrik etmek için yasımıza sahip çıkarak hangi partiye geçmişte oy verdiğine bakmadan bütün Somalılara sahip çıkarak bugün buradayız. Alınmayacak dedi ama. Çünkü soru almayacak. Kendisi de dedi kaç para alacağım dedi. Arkadaşlar müsaade edelim şurayı da açalım lütfen. Arkadaşlar şöyle bir açalım. Yok. Abi mikrofon yapmayalım. Yok. Tamam. Seri açmayalım. Dikkatli arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar biraz daha gelin. Açalım. Biraz daha gelin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bizim özgürlüğümüz, Merhaba. Dikkat et. Biraz açıktan çalışalım arkadaşlar. Biraz şöyle 4-5 adım açıktan çalışalım. Biraz daha sola alacağım size. Tamamdır. Şükürüm, hoş geldiniz. Merhaba. Kolay gelsin. Dikkat, direkt. Teşekkür ederim.
Hayırlı işler, kolay gelsin. Dikkat, direkt var. Kendinize dikkat edin. Merhaba. Hayırlı işler, kolay gelsin. Basamak var. Merhaba. Geldim son ayda. Merhaba. Merhaba. Şu tarafa. Araçlar var. Yola çıkıyor. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her şey çok güzel olur. Sağ ol, inşallah. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsın? İyi misiniz? Sağ olun. Hadi gir, giriş yazsak. Çıkalım abi geriye. Açık. Arka açık. Merhaba. Hayırlı işler, kolay gelsin. Merhaba, hayırlı işler. Kolay gelsin. Ama yürümedi misin? Gel. Bu şekilde yürüyorum. Bakın çıktıktan. Buranın ilgili bir restorasyon. Kolay gelsin. Fakat Kültür Bakanlığı sit alanı görüyoruz. Rahat. Cengiz Han diye geçiyor. Evet, Han olarak kullanılıyor. Evet, biz. Gel abi, ben daha çok. Oğlan da. Dikkat et. Emin Hudur Bey. Ama halk tarafında şaşırt yağmurlar. Biz de şu dükkanları kurduk aslında. Yağmur kendini açacak. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kim sen? Hiç haberim yok. Merhabalar.